Evet, Kerim'in dolmuş yolcularımız. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta da Dere Çiftlik Köyü'ndeyiz. Anneciğim, nasılsın? İyi, sen de iyi mi? İyiyim. Nereden geliyorsun böyle? Tarladan. Tarladan. Ne getirdin tarladan? İşte ıspanak falan. Şalgam. Bunlar şalgam mı? Hı. Maşallah, maşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi nasılsın, iyisin? Sağ olasın. Seni bir tanıyalım mı? Ben Mehmet Ali. Mehmet Ali. Dereçiftlik köyünde oturuyorum. Tarım işine uğraşıyoruz, soyunlarına uğraşıyoruz. Abi köyünüzde kahve yok. Köyümüzde maalesef kahve yok. Çalışmıyor mu yoksa? Köyümüzde 3 tane kahve çalışıyordu zamanında. Şu anda 1 tane kahve yok. Köyde kimse kalmadı. Köyde kimse kalmadı. Yani köyün gelir düzeyleri düşük. Onun için köyde gençlik kalmadı. Kalmayınca kadar maalesef millet dağıldı yani. Yani artık köyün son sahipleri sizlersiniz diyebilir miyiz? Bizden önce az bir fazlalıklar var ama son sahipleri bizler diyebiliriz yani. Çünkü denince çok, şimdi düğüne de geliyordum ben buraya. Biliyorum, normal biliyorum. Abi çok kalabalıktı bu köy. Çok kalabalıktı. Mesela yıllar önce buraya tütün yapılırken burada 18-20 dolmuş amale giriyordu günlük. Günlük? Günlük. Oh. 15 araba amale giriyordu. Ama şu anda maalesef iş bitti yani. İş bitti. Şey yani, karın doymaya. Öyle ya, ben şimdi emekli olmasam, emekli param da bu sefer artmasa da benim 1500 lira parayından ne geçindirdim? 700-800 lira traktöre mazot katardım. 700-800 lira arabaya mazot katardım. Benim aylık biterdi. Evet. Beni gör dese evim var. Ben gitmeye korkuyordum yani bu zamana kadar. Çünkü kira olsa ben hiç geçinemeyeceğim gör dese yani. Doğru söylüyorsun. Ama burada iki hayvanla idare eder miyim? Çoluğum da çocuğum da 20. Onlar da benim yanım sıra faydalanırım derken. İşte zeytinden 3-5 kuruş veya yağımızı çıkarız mı diye onu direniyoruz yani. Ama bizim de yaş olmuş 64, bundan geri bizim işte. Sen de artık istop ettin arabayı. Arabayı biz de istop ettik, hayvanları da istop edeceğiz. Bundan sonra artık karnımızı doyurduğumuza şükür edeceğiz yani. İnşallah. Abi Allah sana güç kuvvet versin. Amin cümlemize. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Ne? Geliyor mu benim arkamdan o? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Gülper yenge, iyi mi? İyiyim. Nereye gidiyorsun böyle? Evime. Ya uzak benim. Nereden geliyorsun sen? Ben yukarılardan geliyorum. Yukarılardan geliyorum. Evlerden. Köyde günün nasıl geçiyor senin? Ne yapıyorsun sen köyde? Aşama evin içinde sokuluyor. Kimse yok mu? Beyim var işte, ikimiz duruyoruz. Beraber duruyoruz. He. Maşallah. Ya bir iş, tarla takka? Yok. Tarla takkaya gitmiyoruz. Tarla takka işi de yok. Köyde... Erişten... Bir şeysi var, emeklisi var, ondan idare oluyoruz. Köy göresi geliyor mu? Geliyor tabii canım, gelmez mi ben? Gelmeden duramam zaten. Değil mi? Evet sevgili izleyenler, eskiden çok kalabalık olan bu köy. Şu an terk edilmiş bir köyümüz gibi. Ya, tabii ki herkesin geçim derdi, kimisi Manisa'da, kimisi İzmir'de, ülkenin dört bir tarafında yaşayanlar var. Dere Çiftlik olup da evler artık bayağı bir eskimiş. Yıkılmaya yüz tutmuş. Tehlike arz ediyor. Bu büyük evlerinde zamanında kalabalık aileler olduğunu gösteren bir evimiz. Şöyle daha göstereceğim size. Kim bilir bu evlerde kimler yaşadı, ne mutluluklar ne hüzünler yaşandı. Şöyle gezdireyim size.
buram buram tarih kokan evlerimiz. Burası hayvan sayısı. Tabii evlere giremiyoruz tehlikeli olduğu için. Evlerin içine göstermek isterdik ama malum. Kapıdan kimler geldi, kimler geçti kim bilir. Şu an bizi izleyen olursa olur ya torunu, çoluğu çocuğu açar. Dede baba bak bizim köyümüz diye. Belki de geçmişe giderler şöyle mazeret olurlar. Dediğim gibi işte sevgili izleyenler yıkılmış, yıkılacak karşı taraflar. Yani malum bildiğiniz bir açık hava müzesi gibi bir yer. Tabii ki şu an evde yaşayanlar yok. Herhangi bir insanlar için tehlike arz etmiyor ama sokaktan geçerken herhangi bir sallantıda evler yıkılabilir. Önlem de alınmıştır. Gerekli merciler de bunu görmüştür umarım. Dayı kolay gelsin. Nasılsın? Sağ ol. Allah'a şükür iyiyim. Siz de iyisiniz. Sağ ol. Seni tanıyalım mı? Ben Bayram Aslan. Eraçilik köyündeyim. Gördes'te de oturuyorum. Kışları Gördes'te oturuyorum. Yazları burada. Evet. Sağ ol. Dayı senin bir mesleğin varmış. Çıkıkçı diyorlarmış sana. Öyle diyorlar, geliyorlar. Allah'a şükür bakıyoruz. Hayır mı? Allah rızası için bakıyorum. Güzelim, kolay gelsin sana. Evet, sağ olasın. Allah razı olsun. Dayıcım nasılsın? İyiyiz mi, sen nasılsın? Sağ olasın. Seni mi tanıyalım mı? Ertuğrul Paydaş. Ertuğrul abicim. Tarladan geliyorsun. Evet. Marul. Maşallah maşallah. Satıyor musun abi bunları? İşte manav var bizim, ona vereyim İbrahim'e. Burada manav veriyorsun. Evet. Çok mu tarlada mahsul? Dikiliz 8000 tane de 200-300 ancak kaldı sağlam. Sağlam olarak 200-300 evet. Kaldı. Dondan dolayı. Peki kaça satın ya bunları? Valla bir fiyat konuşmadık ya, ben hani içinin iyisini kes dedim yani. Öyle mi? En güzelini götürüyorum şimdi sana. O da görese getirecek. O da bizim evimize misafir olacak bunlar. Evet. Anladım abi. Nasip olursa. İnşallah abi. Allah güç kuvvet versin. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Görüşmek üzere. İyi günler. Osman abi. Evet. Bu hayvanlar senin mi? Evet. Süt mü veriyor bunlar? Ver işte, biri veriyor. Biri mi veriyor sadece? Evet. Ne kadar süt veriyor bu? Gelmiyor, ölçmüyorum ben. Ölçmüyor mu? Evet, neden? Veriyor işte. O da veriyor. Bu veriyor işte. Ha. Ölçmüyor musun bunları? Ha. Neden? Ölçmüyorum işte. Bir bidonu var. Ne bileyim, daha şartlık güleveye dönmek. Kendinize mi gidiyor da? Hı. Yağmur ya, ne yapıyorsunuz bunlar? Sütçüye veriyoruz ya. Sütçüye veriyoruz. Ha, veriyoruz. Bu köylüsün değil mi sen? Ha. Senin işin bu. Hayvanla uğraşmak. Köy bekliyorsun işte bunları. Köyü mü bekliyorsun? Bekçi yok mu köyde? He? Yine bu değil. Değil mi? Tabii canım, ne güzel ya. Maşallah maşallah. Yaş kaç dayı? Dayı var işte. İyi mi dayı? İyi, sağ ol. Sağ olasın. Ya bir muhabbet edelim dedi. Köye geldik de. Ya köyde kimseyi bulamadık. Nerede bulamadık ya? He? Gelsene şöyle bir konuşalım seninle ya dayı. Görevlisin ya. He? Görevlisin. Görevi neydi? Benim görevim mi? Evet. Bak ben kendim tanıtayım sana. Evet.
Benim isim Kerim Çakır. Evet. Ben mahalle muhtarıyım, Nakıba. Evet. Ben böyle köyleri geziyorum. Köylerdeki abilerimizle konuşuyoruz, teyzelerimizle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir dertleri var mı, söyleyemediklerini varsa buradan söyletiyoruz, dinletiyoruz büyüklerimize. Evet. Seni tanıyalım mı? Mahmut Altındaş da. Mahmut Altındaş dere çıkıyor diyor. Evet. Mahmut Altındaş. Mahmut dayı, bu köylüsün değil mi? Evet. Doğma büyüme bu köydeniz yani. Şimdi bu köyün şöyle baktık da abi çok eski evleri var bu köyde ya. Tarihi burası, tarihi yani. Tarihi var. Kaç yılında kurulmuş bu köy, bilgin var mı? Mümkün onu bilemeyiz yani, kimse bilmez. Öyle mi? Onu bilmiyor ya. Anladım. Kim, bir fert bilmez onu yani. Kimse bilmez mi? Bilmez yani. Şimdi ben böyle köye gelmeden önce araştırdım bu köyü de. Evet. Burada daha önce bir ağa varmış. Eskiden. Gümerzenler var, Selçuk Beyler var. Onların evet. Babaları rahmetli. Biz onu biliyoruz. İlerisi i̇şte, bilmiyoruz. Yani. O bilmiyoruz yani. Buraya ev yapmış. Onları bilmiyoruz biz. O yani şey, anladım. Ben sana anlatayım bak, sana başkası evet, soralım evet, yarın, evet, yarın bir gün. Allah bu köyde. Şimdi zamanda o ağa, ağalar maşallah. Evet. Buraya dere geçiyormuş bu köyün ortasından eskiden. Dere geçiyormuş. Çiftliği varmış bu ağanın. İşte bu sizin Erdem Beylerin babasının mı, artık dedesinin mi? Ondan burası dere çiftliği kalmış dayı. Ne yapıyorsun sen şimdi burada sabah kalkıyorsun? Hayvanlar mı bırakıyorsun? Hayvanlarla uğraşıyoruz ya. Bizim geçimimiz çiftçilik. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok yani. Bizim derdimiz... Yıllardır bu mu? Evet, yıllardır bu yani. Yıllardır bu yani. Dededen, evet, babadan böyle gördüm. Evet. Hep evet. Hayvancılık mı dayı? Evet, hayvancılık. Hayvancılık yani. Peki hiç bıktın oldu mu dayı şu işten? Bıkmaz mı? Bu insan bıkmaz mı be ya? Hayat pahalılığından bıktık be ya. 250 bin lira beğenmedin ya. 250 bin lira. Hayat pahalılığından bıktık artık. Usandık yani. O kadar. Peki böyle var mı fikrin? Ne yapılması gerekiyor? Ya ne bileyim ben ya. 160 bin lira kibir olmuş. 1 milyar yani bizim... Bizim yani ne bileyim yani yere bakıyoruz, yere bırak, yuva bakıyoruz, yuva bırak. Ama siyasiler bir gelse, seçim zamanı bir gelse yani o kadar yok. Anladım dayı. Senin tabii... O kadar yani. Kendiniz de içindesin. Akşamdan sabaha akaraya kadar zam. Akşam bir şey yok, sabahını kalkıyorsun ki işte yüzde bilmem kaç şey yani o kadar. Dayıcığım, Allah sana... Güç kuvvet versin. Amin. Bu zamana gelmişsin. Bak evim var, çoluğum var, çocuğum var. Yenge sağ mı? Sağ. Maşallah. Sağ. Ailecik oturuyorsunuz evet, burada. Evet, ne evet, güzel, ne mutlu evet, sana. Evet. Ne mutlu sana dayıcığım. Mahmut amca. Evet, buyurun. Köyde bakkalınız var mı? Yok. Bağlarınız da yok yani. Herhangi bir şeye ihtiyacı olsa? Yakın çevre köy var ileride, oraya gideceğiz. Abi vakit de zor geçer burada. Kahvede yoksa. Yok. Kahvemiz yok ya. Allah Allah. Oraya gideceğiz. Şu haftada bir gün, cuma günleri gideceğiz oraya. Akşama duruyoruz sanki orada şehirlerde ya. Peki kahve açsa çalışır mı? İşler mi? İşlemez mi işte, ya? İşler ya. Vardı canının altı vardı. Kapattılar ya. Hastalık son zamanlar uçuyor değil mi? Şeyde, evet. Karnımız uçuyor diyelim. Hastalık oldu. Annesi berhat edince kadar kafa muhtarım şeyse şöyle kapatıcı oldu. Yani, kapatıcı. Gelip geçeceğiz yani. Kahve değildi işte orası. Ya akşamları eğleniyorduk yani. Köy konağı gibi yani. Evet. Bu akşamları vakit geçiriyorduk yani. Yine iyiydi yani. Sen muhtarı tanıyandır, muhtarımı tanıyandır ya. Tanım tanıyor şimdi, onunla da konuşacağız. He, de oldu. Muhtarımı tanıyandır ya. Biz ondan memnunuz yani. Biz muhtardan memnunuz. Muhtardan memnunsunuz. Memnunuz maşallah yani. Maşallah ne güzel. Memnunuz ne güzel. Yani. Muhtar da çok renkli bir kişilik. Ne oldu? Sevecen. Evet. Mezarı. Evet. Tatlı değil mi? Tatlıdır. Maşallah. Misafir için canını verirsen evet, yerler için yani. Sevgili izleyenler, yolunuz bu tarafa düşerse sahil yolundan gelirken zaten dere çiftliği yazardı ya. Bir köyün muhtarında bir muhabbet edin. 2 dakika oturun. Buradan söylemek de olmuyor. Muhtarımızın tatlılığını göreceksiniz. Çok teşekkürler Mahmut Hacım. Bir şey değil efendim. Bir şey değil. Evet değerli izleyenlerimiz, muhtarımızı araya kimsenin olmadığı köyde bulduk. Mezarın yanında çalışması varmış. Muhtarım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin köyümüze. Allah razı olsun. Maşallah ya, elde testere. Ya biz köyü susuzluktan kurtarmak için uğraşıyoruz. Maşallah sana. Bu soğukta yani. Maşallah. Yeni sondaj gazdırdık.
bunu depoya ishalatını bağlıyorsun. İnşallah. Kutlarım senin tanıyalım tanımayanlar vardır. Bir kendini vardır. Tanıt. Hüseyin Nurhan, Dereçiklik Mahalle Muhtarı. Yani biz 2004'ten beri bu işin içindeyiz. Evet. 2004'ten beri yani nasip olursa bir dönem daha gireceğiz. İnşallah, inşallah. Muhtarım, 2004'te muhtardın. Evet. Sonra bir ara verdin, sonra tekrar... 2014-19 arası ara verdik. Evet. Şimdi senin o 2004 yılındaki nüfusla şu anki nüfusun arasında ne kadar fark var? 2004'te biz bu muhtar olurken 197 oy aldık. Evet. 197 oyla evet. Muhtar olduk. Karşı taraf 40 oy aldı. 230-40 seçmen değil mi? Fire vermeden. Ha, ya boş boş yoktu değil mi? Yani 15-10 oy. Tamam işte. 250 diyelim. 240-250 civarı seçmen vardı. Seçmen vardı maşallah. Şu anda 170 seçmen ancak. Ve hep göç oluyor. Göç tabii ölen de var. Göç olayı çok. Çok. Peki yani. Muhtarım halk neyle geçiniyor burada? Ne yapıyor halk? Halk hayvancılık. Evet. Tütün. Bir de işte son 3-4 yıldır çiçek. Çiçek serası var şurada. Evet. Mesela bu senin var mı? Karayağcı yılan yaptı çiçekten. 5 tane de onunla geçiniyor mesela. Anladım. Bu yazık sana biraz daha çoğalabilir. Anladım. Çünkü başka bir herhangi bir gelir yok diyorsun. Yok. Gübre fiyatları, mazot fiyatları yüksek olduğu için, girdiler yüksek olduğu için millet fazla kazanç sağlayamadığı için. Eleşberlik işine giremiyor. Giremiyor. Heh, anladım. Giremiyor yani. Gübrenin çuvalı olmuş. En az 500 şu anda. Adam nasıl geçinecek bundan? Önceden bizim toprağımız yoktu. Ağlandı da toprak. Yani biz bunu çalışa toprakları ağlan elinden aldık. Ama şimdi toprak sahibiyiz. İnsanlığımız göç ediyor. Neden? Yani girdi fiyatları yüksek olduğu için burada ürününe yani değerine satamadığı için kazanç sağlayamadığı için geçinemiyor burada. Evet. Askeri ücretli olarak zengine köle oluyor. Bu kadar olsun. Basit. Peki ne olsun istedin muhtarım? Bir hayalin var mı köyün için? Vallahi köyüm için güzel bir hayalimiz ne diyeyim? Şurada bir dokuma herkesin çalışabileceği mesela baylı bayanına çalışabileceği evet. Bir işletme olmuş olsa bu insanlığa gider mi? Gitmez. Evet. Göylesi olsa çalışırlar mı? Çalışırlar. Çalışmazlar mı? Yani. Servis olduktan sonra her gün. Evet. Peki bu şu an sahilliye falan oraya buraya Turgutlu'ya falan giden işin var mı? Var mesela daha şurada zeytin işi biteli 10 gün oldu. 10 gün öncesine gelince kadar köydeki zeytinler de zaten şey yaptı. Ama sağa sola da çok giden var. Evet. Şu anda 4-5 tane genç de mesela Gördes tarafında bağ kökleme oraya buraya gidiyorlar. Halen gidiyorlar nada. Karkış demeden gidiyorlar. Peki muhtarım. Ben muhtar oldum ama şu köyde şunu yapacağım dedim. Kafanda bir şey var mı? Vallahi biz işte bak muhtar olduk. Yemek yiyecek bir yerimiz yoktu. Belediye yarı açık bir yemek yiyecek bir yer yaptı. Ben bunun mesela yemek pişirilecek yerinden, fırından bir dört dörtlük faaliyetlerinden bir dört dörtlük bir şey yapan diye uğraştık. Ama önceki muhtarlığı benzemiyor şimdiki muhtarlık. Önceden bütçemiz vardı. Evet. Kendi imkanlarımız da evet. Bir şeye başladın mı arkası geliyordu. Ama şu anda başlayamıyor. Maddi imkansızlık. Maddi imkansızlıklardan dolayı başlayamıyor. Kolay gelsin. Yani evet. Maddi imkansızlıklardan dolayı şu anda başlayamıyoruz yani. Anladım. Hani kendine ait bir bütçe olmuş olsa yine başlarsın. Doğru değil mi? Evet değerli izleyenler. Dereçli köyümüzde çiçek serası. Biraz önce muhtarımız söylemişti. Evet, muhtarımızın da bir çiçek serası varmış. Muhtarım evet. Nasıl çiçekler var burada? Tercai, menekşe, sarı açan bu şeyde. İki boy oluyor bununla. Evet. Yani
erkekli dişili. Bu kenarlardaki babalardan polen alıp ortadaki analara işliyoruz yani. Şu kenardakiler babalar ortadaki analar. Evet, analar olmuş evet. Oluyor. Bu dikim ne zaman oluyor muhtarım? Kasım'da. Kasım ayında. Kasım'da dikiyoruz. Şubat 20 gibi de işleme başlıyoruz biz bunu. Evet. Şimdi açılanı koparıyoruz gelişmesi için. Evet. Şubat'ın 20'lerinde zaten ondan komple açık oluyor. Açık şeylerden polenlerini alıp bunlara işliyor. Muhtarım var mı isteğiniz? Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Buradan senin şimdi dereçli bir sürü dışarıda gurbette yaşayanlar seni izleyecek. Onlara demek istediğin bir şey var mı? Zaten dereçlik mahallesinin halkı şu güne gelince kadar toprağına sahip çıktı. Evet. Şu anda bizim topraklardan da bir tarlacılara toprak satılmadı. Evet. Şu güne gelince maşallah. Kadar. İnşallah da bu şekilde devam eder, satmazlar. Evet. Hepsinin yani küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Hepsine Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim muhtarım. Çok sağ olasın muhtarım. Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağ ol. Görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ördeğime gaz diyorlar. Şu feleğe yaz diyorlar. Doğru söyle sevdiceğim ağız. Bu dert sana az diyorlar. Gurbet gurbet gezdiyorlar. Doğru söyle sevdiceğim ağız. Bu dert sana az diyorlar. Gurbet gurbet gezdiyorlar. El kerimde olmuş yolcularımız. Dereçlik köyüne geldik. Muhtarımızla konuştuk. Köy halkıyla konuştuk. Köyde kimse yok. Yani 12. 13. videom ama bunların %80'inde kimseler yok. Tabii ki hayat mücadelesi. Herkes Manisa'ya, İzmir'e, oraya buraya gitmiş. Yaşam mücadelesi. Kimisi okumuş. Ama köylerimizin tek derdi ekonomi. Gübre alamıyoruz. Mazot pahalı diye herkesin bir derdi var. Herkesin derdi kendine dert. Kimse kimsenin derdini anlamaz. Nasrettin Hoca'nın bir sözü varmış. Nasrettin Hoca damdan düşüyor. Ayağı kırılmış. Demişler ki Nasrettin Hoca işte seni doktoru Lokman'a götürelim. Lokman hekime götürelim. Yok demiş yok. Bana demiş damdan düşen birini getirin. Onun dediği gibi herkesin derdi kendine, kimse kimsenin derdini anlamıyor. Yaşamak, görmek lazım. Hallerini hatırlanan sormak lazım ama tabii ki ne kadar görmüş olduğunuz hayvan damında kim gelip de göresten bir tutam ot verebilir? Kim soğukta o gördüğümüz amca gibi kömürü traktörüne koyup da tarladaki evine götürebilir? Herkes kendi başına, kendi sorumluluğunda yaşıyor. Kerem dolmuş yolcularımız. Bir serüvenin daha sonuna geldik. Bize destek olmak istiyorsanız altta çıkmış olan kanalıma abone ol tuşuna basıp kanalıma destek olabilirsiniz. Belki de haftaya sizin köyde olabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler.